Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Asıl Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki LGS 2021 için Matematik Sıfırdan kampımız başladı ve bugün birinci günümüz. Çarpanlar ve katlar işleyeceğiz. Yarın onlarla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Diğer gün işte üslü ifadelere geçeceğiz. O şekilde bir gün konu altımı çalışacağız. Bir gün yeni nesil soru çözeceğiz. Bu konu altımlarını kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten de eksikleriniz varsa en azından tamamlarsınız. PDF'ini de koyacağım. Hiç canınızı sıkmayın. Bunlardan haberdar olabilmek için bu kampı kaçırmamak adına hatta hafta sonları bilgi yarışmaları ondan sonra işte pomodorolar yapıyoruz. Onları kaçırmamak adına kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar diyoruz ki bir pozitif tam sayıyı kalansız çok önemli. Kalansız bölebilen pozitif tam sayıya o sayının böleni denir. Tamam, böleni denir. Bir pozitif tam sayının böleni aynı zamanda o pozitif tam sayının neymiş? Çarpanıymış. Zaten bunu biliyoruz, değil mi? Önemli olan kısım neresi? Bakın, kalansız bölecek. O önemli bizim için ve bir de pozitif olması önemli tabii ki. Hemen şuradan kalemimi aldım. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki 45 sayısının bölenleri yani ne yapacağız? Tabii ki de çarpanlarını bulacağız. Çarpanlarını bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki öncelikle her sayı 1'e bölündüğü için 1'i alabiliriz. 1'e 45 deriz. 2'ye bölünür mü? Hayır. 2'ye bölünme kuralımız neydi? Sonu çift sayı olacak da değil. 3'e bölünebilir mi? 4, 5 daha 9. 3'e bölünebilir. Hemen ne yapıyorsun? 3'e böldün. 15. 4'e bölünebilir mi? Hayır. 5'e bölünebilir mi? Evet. 5'e kaç olacaktır? 9. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a zaten yaptık. Evet. 45 sayısının bölenleri nedir? 1, 3, 5, 9, 15 ve 45'tir. Kaç tane var toplamda? 9 tane vardır deriz. Eyvallah. Hemen geçelim arkadaşlar. 120 sayısının bölenlerine bakalım. Tamam eyvallah. 120. 1'e bölünür mü? Bölünür. 120'ye? Bölünür. 2'ye bölünür mü? Bölünür. 60'a? Bölünür. 3'e bölünür mü? Bölünür. 40'a? Bölünür. 4'e bölünür mü? Bölünür. 30'a? Bölünür. 5'e bölünür. Burası ne olacaktır? 24 olacaktır. 5 kere 2 10. 4 kere 5 20. Tamam. 6'ya bölünür mü? Evet. 6'ya 20 olacaktır. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 8'e bölünür mü? Bölünür. 8'e 15 olacaktır. Başka 9'a bölünmez. 10'a bölünür mü? 10'a 12 olacaktır. Başka da yok zaten. Evet. 120'nin bayağı bölenleri varmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Tam 16 tane böleni vardır. Şimdi bölen dediğimiz zaman, çarpan dediğimiz zaman bu şekilde bölüyoruz. Mesela 30 sayısını hemen ne yapıyoruz? Bölelim. Şimdi nedir? 1'e 30'dur. 2'ye 15'tir. 3'e bölünür mü? Bölünür. 3'e 10'dur. 4'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? Bölünür. 5'e 6 mı? 6'dır. 7'ye 6'ya zaten yaptık. Tam bundan sonra yok zaten. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. 8 tane vardır deriz. Evet bu 225'i de size bırakıyorum. Yorum kısımlarında belirtmenizi de istiyorum arkadaşlar. Yazın kesinlikle. Evet şimdi arkadaşlar diyoruz ki asal sayılar. Asal sayılar ne? 1 ve kendisine başka 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara biz ne diyoruz arkadaşlar? Asal sayı diyoruz. 1 ve kendisinden başka böleni olmayacak. Bunu kafandan kesinlikle ne yap? Çıkarma. 2 bizim için önemli. En küçük asal sayıdır ve tek çift olan asal sayıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu notumuzu da kaçırmıyorsunuz. Hemen 200 yani birinci örnek sorumuza bakalım. Diyor ki şuradan farklı kalem alayım değil mi arkadaşlar? Şöyle mi alayım? Ne alsam ne alsam mavi alıyorum. Şimdi 210 sayısının asal çarpanlarını bulacağız. Buluruz. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar biliyorsunuz ki işte pazar günü bir pomodoro yaptık. Ve 10 saat boyunca beraber çalıştık. Ve arkadaşlar inanın kalkamadık yapışmıştık yani. Evet bu hafta sonu da olacak yani 10 saat çalışmaya devam edeceğiz. 210. Yani 210 sayısının asal çarpanlarını bulacağız. Şimdi asal çarpanlarını bulabilmek için arkadaşlar iki yol vardır. Asal çarpan ağacı. Bir de algoritmik yöntem var. Algoritmik yazayım. Şimdi asal çarpan ağacı. Ben şu çarpan ağacını çok kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmak isteyen varsa asal çarpan ağacını kullansın. Mesela 210'u yazıyorum ben. 210'u yazdım. Hemen şöyle
ağaçların dallarını çıkarıyorum. İkiye bölünür mü? Bölünür. İkiye böldüm 105. İkiye bölünür mü? Hayır. Sonu ne? Çift sayı değil. Üçe bölünür mü? Sayının rakamları toplamı 3'ün katı mı? 5 ile 1'i topladım. 6 3'ün katı. 3'e böldüm. Burası ne olacaktır? 35. 35 3'e bölünür mü? Hayır. Çünkü 3 ile 5'i toplarsak 5 ile 3'ü toplarsak ne olacaktır? 8 olacaktır. O yüzden de 3'ün katı olmadığı için bunu almıyoruz. 2'ye bölünür mü? Zaten bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e bölünür mü? Bölünür. 5'e 7. O zaman ne diyoruz? 210'un asal çarpanları hangileridir? 2'dir, 3'tür, 5'tir ve 7'dir diyebiliriz. İkinci kısım nasıl? Nereye gittim? Ha. İkinci kısım şudur arkadaşlar. 210'u yazarsın. Aşağı bir çizik çekersin. Durun ben şunu güzel bir şekilde yazayım. Şurayı bir sileyim. Hatta farklı kalemle alayım ki olayı anlayın. Şimdi 210'u hop yazıyoruz şuraya. Yazdım. Şöyle çizdiğimizi aşağı doğru. Lan bu niye aşağı doğru? Düzgün çizmiyor arkadaşlar. Benim suçum yok. Kalem bozuk. Evet. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 210'u yazıyorum şuraya. Oğlum gel. 210'u yazdım arkadaşlar. Şöyle çizgimi çektim. 2'ye böldüm. Ne var? 105. 3'e böldüm. 35. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Bu da nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. Bunu da bu şekilde buluruz. Anlaştık mı? Yani bu çarpmaları yaparız ama yani asal çarpanlarını bulabilmek için bu yolu kullanabiliyoruz. Tamam mı? Bunu zaten biliyorsunuz. Hatırlatmak amacı güzel oldu. Şimdi 150 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Hemen asal çarpan ağacıyla hemen yapıştıralım geçelim. Ne yapıyoruz? 150'yi yazıyoruz şuraya. İşte 150. Böldüm 2'ye. Nedir bu? 75. 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e böldüm. Ne olacak? 25. 3'e bölünmez. 5'e böldüm. Hop burası da 5. O zaman asal çarpanları nedir? 2, 3 ve 5'tir. İkinci yolu da yapalım. 150'yi böldüm 2'ye. 75. 75'i 3'e böldüm. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Ne olacak? Bu da bunların asal çarpanlarıdır. 2, 3, 5 onun asal çarpanıdır. Hemen geldim aşağıya. Kalem boyutumu biraz incelsem mi acaba? Bir de öyle deneyelim. Tamam. 84 sayısının asal çarpanlarını çarpanım içinde yazıp üstü ifade şeklinde yazacağız. Yazarız. Hiç sıkıntı değil. Ben şurayı silsem mi acaba? Nereye yazsak? Boş alan bulalım bir tane. Şuraya yazayım arkadaşlar. Ben şunu sileyim. Tamam mı? Şuraya yazayım. Şimdi 84'ümü yazıyorum. Evet. Biraz daha ince kalem daha güzel oldu gibi. 84'ümü yazıyorum. Hemen çarpan ağacını kullanayım. 2'ye ne olacaktır? 42'ye. 2'ye böldüm. 21. 2'ye bölünmez arkadaşlar. Sonu çift sayı değil. 2'ye bölünmez. 3'e bölürüz. 3'e böldüm. 7. O zaman ne olacaktır bunun asal çarpanlar? Bak bir de şurası çok önemli. Üslü ifade şeklinde yazacağız. Bak üslü ifade şeklinde. Onu nasıl yazacağız? Bak kaç tane 2 var arkadaşlar burada? 2 tane 2 var. O zaman diyorsun ki şuna şöyle eşittir yazalım. 2 üzeri 2 diyorsun. Çarpı 3'ten kaç tane var? 1 tane var. 3 üzeri 1 diyorsun. 7'den kaç tane var? 1 tane var. 7 üzeri 1 diyorsun. Bu şekilde asal çarpanları şeklinde üslü ifadeyi bu şekilde gösterebiliyoruz. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Kolay değil mi? Evet. Geçiyorum bunda. Şimdi örnek 4'e bakalım. A ve x birer pozitif tam sayı olmak üzere 108 eşitmiş a çarpı 3 üzeri x ifadesinde x'in en büyük değeri için a'nın alabileceği değerleri bulunuz. Tamam. Bak bu tür sorularda gene 180'in bölenlerini bulun arkadaşlar. Mesela geliyoruz buraya. Bu nokta olduğu için tam görünmüyor. Bakın arkadaşlar 180 çarpan ağacıyla 2'ye 90'dır. 2'ye 45'tir. 45 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? 5 9 3'e bölünür. 3'e böldüm. Burası ne olacaktır? 3'e bölünür mü? Bölünür. 1 15 doğru. 30 15. 3'e böldüm 5. Süper. Şimdi bak bunu nasıl yazarız? Kaç tane 2 var? 2 tane 2 var. Hop 2 tane 2 var. Çarpı 3 tane 2 var. Çarpı 5 var. Şimdi bakın 3'ü biz x'i zaten ne yaptık? Bulduk. En büyük değer için a'nın alabileceği değeri bulunuz. X'in en büyük değeri için dediği için x'e zaten ne gelecek? Buraya 3 gelmesi lazım değil mi? 2 gelmesi lazım değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Doğru. 3'ün kuvveti nedir? X'tir. O zaman burası 2'dir. Şimdi a'yı bulmak için a'nın alabileceği değerler toplamını a'ların a'nın alabileceği değeri bulunuz demiş. Tamam. X'in en büyük değeri 2 olacağı için a'nın değeri de nedir arkadaşlar? Burada 4 vardı. 4 kere 5'ten 20'dir. O zaman a'nın değeri de 20'dir. Bu kadar basit. Evet, kolay. Bunlar kolay. Yaparsınız inşallah ama sıkıntılı sorular geliyor. EKOK ve EBOB geliyor. Şimdi EKOK ve EBOB nedir? EKOK en küçük ortak kattır arkadaşlar.
Yani iki tane sayı, en az iki tane sayı olsun. Bu iki tane sayıyı ortak bölen bir sayıdır aslında ekok. Tamam mı? En küçük ortak bölen sayıdır. Şimdi hemen bakalım. 2 doğal sayının ortak katlarından en küçüğüne bu sayının ekoku denir. Eyvallah. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en küçük ortak katı ekok AB şeklinde gösterilir. Eyvallah. Bu şekilde diyoruz. Hemen arkadaşlar bakın, ekok dediğimizde aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Parçadan bütün gelecek. Bak, ekok dediğimizde sana bir parça verecek ve senden bir bütün isteyecek. Bu böyle olarak anlaşılmasın. Parçadan ne yapacaksın? Bütüne gideceksin. Mesela küçük kutucuklar verir. Şöyle büyük bir alan verir. Bu kutucukları buraya sığdırmaya çalışır. Manyak bu ekok. Evet, böyle bir şey yapabilir. Yani o yüzden bununla ilgili soru tiplerini, soru kalıplarını göreceğiz. Hiç canını sıkma. Süpersin. Bak şimdi 30 ve 40 sayısının ekoku ne? Nasıl bulacağız 30 ve 40'ın ekokunu? Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İşte 30 ve 40 değil mi? Hemen bulalım. Yani birinci yolu göstereyim. Bakın birinci yolun mantığı nedir arkadaşlar? 30, 60, 30'un katlarını alıyoruz. 30, 60, 90, 120, 150 diye gider değil mi bu şekilde? Şimdi 40'ın katlarını alalım. 40, 80, 120, 160. Şimdi bu da böyle gider. Bakın arkadaşlar en küçük ortak katını ne yaptık? Hemen 120 olarak bulduk mu? Bulduk. Değil mi? 120 olarak bulduk. Aslında mantığımız şudur. Ekok bu iki tane sayıyı ortak bölen ya da ortak bir sayıda buluşturan bir kısımdır. Ne diyoruz? En küçük ortak kat. İki sayı olabilir, üç sayı olabilir, dört sayı olabilir, fark etmez. Bu üç tane, dört tane sayının ortak katı olan bir sayı var. Yani birleştiği bir sayı var. Bunu bulabilmek için ekok yapıyoruz arkadaşlar. Ekoku nasıl yapıyoruz? Hemen ikinci yoldan bakayım. Bu bizim birinci yolumuzdu ama ikinci yolumuz bizim için önemli tabii ki. Şimdi bakın 30 ve 60'ı ne yapıyoruz? Böyle bu şekilde aşağı indiriyoruz çizgimizi. Hemen ikiye bölüyoruz. Burası 30 oldu, burası 15 oldu. 2'ye böldüm, burası 15 oldu, burası hala 15, 2'ye bölünmedi. 3'e böldüm, burası 5, burası 5, 5'e böldüm, burası 1, 1. Şimdi ne yapıyoruz? Bununla bunu çarpıyoruz. Bir dakika, yanlış yaptım galiba. 30 ve 40 olacak. Özür dilerim, 60 nereden çıktı? Evet, 2'ye böldüm, burası 20. Dur, ben şurayı sileyim. Ben de diyorum bir yerde bir hata var, bir yanlışlık var. Nereden? Evet, Pomodoro'dan sonra arkadaşlar beyin kalmadı bizde. Beyinler gitti, çürüdük. Evet, 40 olacak. Bir daha yapalım. 2'ye böldüm 20, 15. 2'ye böldüm 10'a 15. 2'ye böldüm 5'e 15. 5'e böldüm 1'e 3. 3'e böldüm 1. Şimdi ne yapıyoruz bunları? Tabii ki gelip yan yana çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı gidiyoruz. 3 çarpı 5. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Yani 8 çarpı 3 kere 5'ten 15. Bu da bize neyi verecektir? 120'yi verecek midir? Verecektir. 120'yi verecektir arkadaşlar. Evet, orası görünmeyebilir. Ben şuraya bir daha tekrardan yazayım arkadaşlar. Ne yaptık? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 yaptık. 2 ile 2'yi çarptım, 4, 4 kere 2 8, 8. 3 ile 5'i çarptım, 15. 15 çarpı 8'den bize neyi verecek? 120'yi verecek. Temiz mi? Temiz. Tamam. Yani en basitiyle EBO bu, ekoku bu şekilde bulabilirsiniz. Tabii ki gelelim yeni nesil sorular nasıl çözülecek onlara bakacağız. Şurada güzel bir notumuz var arkadaşlar. Hemen notumuza bakalım ne diyor. Birbirinin katı olan iki veya daha fazla doğal sayının en küçük ortak katı ekok bu sayılardan büyük olana eşittir. Ne demek istiyor? Bir bakalım ne demek istiyor. Hemen onu konuşalım arkadaşlar. Şöyle gene bir kırmızıdan bir vazgeçelim. Evet. Şöyle de olunca arkadaşlar biraz göremiyorum ben. Benim gözler bozulmuş. Kalem rengini göremiyorum. Şimdi yeşil mi aldık? Hadi yeşil olsun. Şimdi arkadaşlar ne demek? Birbirinin katı olan iki veya daha fazla doğal sayının en küçük ortak katı ekoktur diyor. Bak 2'ye 4. Şu x beni alışamadım tam. X ben diyorum. Grafik tablete. Ben niye bunu yukarı kaldırmıyorum? Evet, yukarı kaldırmak daha mantıklı olacak. Daha rahat çizebilirim. Şimdi 2, evet, bu kalem ya rengi sevmedim ben. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Siz pembiş mi olsun? Bu pembiş değil mi? Evet, 2 ve 4. Nedir? 4 2'nin yarısıdır değil mi? Pardon, 4 2'nin 2 katıdır değil mi?
kat, iki kat, bak kat farkı olan, katı olan, birbirinin katı olan diyor bak. Mesela 4'e 16, mesela 8'e 32. Nedir bunların arkadaşlar? Ekokları en büyük olan sayı nedir? En büyük olana eşittir. En büyük olan ne? 4'tür. O zaman ekokları 4'tür. Burada en büyük olan ne? 16'dır. O zaman ekoku 16'dır. 32 ise o zaman 32'dir. Neden? Bak şimdi 4 ve 16'yı yapalım hemen. 4'e 16 değil mi? 2'ye böldüm. 2'ye kaç olacak? 8. 2'ye böldüm. Burası 1. Burası ne olacaktır? 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. Hemen çarpıyoruz. 2 kere 2 kere 2 kere 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Mantık tamam mı beyler ve bayanlar? Bayanlar değil kızlar. Evet. Süper. Bir sınıftaki öğrenci mevcudu 45 ile 65 arasındadır. Bak tamam. Yusuf bir soru tipi. Bu ekok soru tipidir arkadaşlar. Bunu kafanıza kazıyorsunuz. Evet bu tür sorular evet bunlar biraz daha kolay ama tip olarak her neredeyse aynı olacak. Biraz daha böyle zorlaştırmaya çalışacaklar. Hemen bakalım. Bir sınıftaki öğrenci mevcudu 45 ile 65 arasındadır. Eyvallah. Güzel bir bilgi. Bu kalsın. Kafamıza kazıdık ve bu bilgiyi aldık. Bu sınıftaki öğrenciler 3'er veya 5'er gruplandığında hiç öğrenci artmadığına göre sınıf mevcudu kaçtır? Bak. 3'er ve 5'er. Ne demek istiyor bize? Adam diyor ki 3'er de diz, 5'er de diz hiç fark etmez. Tam bir şekilde öğrenci sayısını elde edebiliyorum. O zaman bizim aklımıza hemen şu gelecek. Bir de şunu düşünün. Bak parça vermiş değil mi arkadaşlar? Parçalar vermiş. Bir bütün sayı istiyor. Yani sınıf mevcudunu istiyor mu? E o zaman aklına ne gelecek? Ekok gelecek. Ve arkadaşlar iki tane sayının ortak katını bul diyor aslında sana. En küçüğünü demiyor. Nasıl bulacağız onu da? Bakın burada 15, 45 ile 65 aralığı vermiş. Oradan bulacağız. Soruyu oradan çıkaracağız. Hemen geliyorsun. 3 ve evet 3 ve 5'in ekokunu alıyorsun. 3 ve 5'in ekokunu aldım. Nedir? Zaten aralarında bunu göreceğiz. Aralarında asal oldukları için arkadaşlar ekokları ikisinin çarpımıdır. 3 kere 5'ten 15 yapacaktır. Ekoklarımız 15. Ama ne diyor? 15 yok. Ya o 45 ile 65 arasındadır diyor. O zaman ne yapacaksın? Bu en küçük katıdır. Diğer katları alabilirsin. 30, 45. Ne olacak? 15 daha eklesen 45, 50, 60 olacaktır. O zaman bizim için ne olacak? 60'tır. Bu sınıf mevcudu 60'tır diyebilir miyiz? Deriz. Çok kolay. Soru 2 tipine bakalım. 2 saatten birincisi 25 dakikada, diğeri 30 dakikada bir çalıyor. Tamam. İkisinin de alarmı birlikte saat 08'de çaldıktan sonra en erken saat kaçta tekrar birlikte çalarlar demiş. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar 25 ve 30 dakika ile arada. 25 dakika ve 30 dakika arayla çalıyorlarmış. Mis gibi. O zaman 25 ve 30'un ne yapıyorsun? Hemen ekokunu alıyorsun. Hemen bunu 2'ye böldük. Burası 15. Burası 25. 3'e böldük. Burası 5. Burası 25. 5'e böldük. Burası 1. Burası ne olacaktır? 5. 5'e böldüm 1. Şimdi hemen çarpalım. 2 kere 3'ten 6. 6 çarpı 5'ten 30. 30 çarpı 5'ten 150 dakika mı oldu? Bir daha yapalım. 6 kere 5 30. 3 kere 5 15. 0 koydum. 150. 150 dakikada bir beraber çalacaklar. Ben 150'yi hemen ne yapıyorum burada? 60'a bölüyorum arkadaşlar. Şurada sıfırlar gitti. 6 kere 3'ten 18. 6 kere 2'den 12. Buraya ne kaldı? 3. Değil mi? O zaman nedir? 2 saat. Doğru mudur? 2 saat mi yapıyor? 6 kere 2 12. Doğru. 2 saat. 2,5 saat mi yapıyor? Niye hesaplayamadım ben bunu? 6 kere 2 12. Sıfırlar gitti. Tamam. 60'ı 2'ye böldük. 2 saat var burada. 2 saatimiz var. 2 saat. Evet. Kalem yazıyor mu? Kalem yazıyor. Tamam. Kalemde sıkıntı var sandım da. Şimdi arkadaşlar 2 saat olacak. Bir de 2 saat artı 2,5 saat. Neredesin oğlum? Ya bu kalem çok küçük olduğu için arkadaşlar bunu yazamıyoruz. 2,5 saati yapıştırıyoruz. Yani 2,5 saat sonra yeniden birlikte çalacaklar. Şimdi saat 08'de başladılar mı arkadaşlar? E başladılar. E o zaman oğlum nereye gittin kalem? He. 08'de başladıysalar, 08.00'da başladıysalar biz buraya 2,5 saat daha ekliyoruz. 08, 09, 10, 10, 30 olacaktır. 10.30'da bir daha birlikte çalacaklar arkadaşlar bunlar. Ben şöyle bir daha aşağı alayım bunu. Evet. Alalım yarabbim. Şu kalem alışamadım. Ama olacak yani. Evet. Ne diyor? Bir x doğal sayısı 15'e ve 21'e bölündüğünde kalan daima 3 oluyor. Buna göre A
en az kaçtır? Güzel soru. Hemen ne yapıyorsun? 15 ve 21 ne kokunu alıyorsun? 15 ve 21 ne kokunu al. Şurada ben siyah kalem kullanmak istiyorum ya. Evet, tamam, çok güzel. 15 ve 21 ne kokunu alıyorum? 3'e böldüm. İkisi de 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm. 3'ü 5'e 7. 5'e böldüm 1. 7'ye böldüm 1. Mis. Ne yapıyoruz bunları? 3 çarpı 5 çarpı 7'den 3 kere 5'ten 15. 15 çarpı 7'den 7 kere 70. 7 kere 5. 35. 105 mi yapıyor? 15. 70. Evet, 105 yapıyor olması lazım. 105 yapıyor. Tamam. A en az kaçtır diyor. Yanlış mı hesapladım ya? 15, 21. Tamam. Doğru hesapladım. 105. Bir de arkadaşlar, bunlar tamamen bölündükleri için 105'e. Bir de ne diyor? Her seferinde 3 artıyor değil mi? Kalan ayma 3 oluyorsa. O zaman ne yapıyoruz? 105 artı 3 yapıyoruz. O zaman burası ne olacaktır? 108 mi olacaktır? 108 olacaktır. Anlaştık mı? Bak. 15 ve 20'ye 21'e bölündüğünde kalan daima 3 oluyor. Biz 0 olarak düşündük. Yani kalan hiç yok diye düşündük. İkisini de şu iki sayıda tam bölen bir sayı bulduk, düşündük ve onun ekokunu aldık. 15 ve 21'in ekokunu aldım. 3'e böldüm 7, 5. Doğru mu? Doğru. 5'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1. Hepsini çarptım 3 kere 5'ten 15. 15 çarpı 7'den de 105'i buldum. Sıkıntı var mı? Yok. Sonra her daim 3'ten arttığı için artı 3 ekledim ve 108'i buldum. Hemen şöyle aşağı indireyim. Evet. Hasan Hoca çantasındaki kitapları 3'erli saydığında bir kitap, 5'erli saydığında 3 elma artmış. 3 elma ne ya? Allah'ım yarabbim. Elma nereden geldi? Aklıma demek ki o gün elma, o an elma yiyormuşum da o yüzden. Şurası kitap. Allah'ım elma. Evet, buna göre Hasan Hoca'nın çantasında en az kaç kitap vardır denmiş. Kaç kitap? En az kaç kitap vardır? Tamam. Üçerli saydığında bir kitap. Bak şimdi üçerli sayıyorum. Kitap sayısını bilmiyorum. Tamam mı? Üçerli sayıyorum. 3x artı 1 dedim. Bu neye eşittir arkadaşlar? Beşerli saydığımda 5'e 3. Evet, 3 arttığı için 5'e artı 3 diyorum. Bak, bu eşitlemeyi şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi üçerli sayıyorum. Tamam mı? 3, 6, 9 sayıyorum. Diyelim ki mesela 9 saydım. 3, 6, kaç tane saydığımı bilmiyorum. Onun için ben x dedim. Kaç tane üçerli saydığımı bilmediğim için x dedim. Ondan sonra kaç tane beşerli saydığımı bilmediğim için 5'e dedim. Ama biz bunların hepsini topladığımızda, yani bunların, yani şu ikisi de bize neyi verecek? Sınıf mevcudunu vermeyecek. Yani kitap sayısını vermeyecek mi? Evet, ikisi de kitap sayısını verecek bize. Eyvallah. Şimdi şöyle bir işlem yapsak. Her iki tarafa da ben artı 2 eklesem ne olur? Mesela 3x artı 2 ekleyeyim. 3x artı 3 oldu. 5y artı 2 ekleyeyim. 5y artı 5 oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman bak, burası 3'ün katı oldu. Burası 5'in katı oldu. Ben şöyle yapacağım. 3 ve 5'in katını alıyorum. Zaten ekokları nedir? 15 değil midir? 15'tir. Eyvallah, 15'tir. Hasan Hoca'nın çantasında en az kaç kitap vardır? En az dediği için arkadaşlar ben buraya 15 derim. Ama dur. Biz bunlara ikişer eklediğimiz için buradan da iki tane kitap çıkarıyoruz ve 13 diyoruz. Yani Hasan Hoca'nın en az çantasında 13 tane kitap vardır. 13 olsun. 13 olursa zaten x ve y'yi bulursunuz. Onda çok sıkıntı yok. Zaten bize sadece kitap sayısını buluyor. Tamam mı? Mükemmel. Hemen geçelim arkadaşlar. En büyük ortak bölen EBOB'a geçelim. EBOB soruları da güzeldir ha, kalitelidir. Evet, iyi gidiyoruz değil mi? Sıkıntı var mı? Sıkıntı olmasın arkadaşlar. Lütfen sıkıntı olmasın. Şimdi ben... Evet, şimdi diyoruz ki iki doğal sayının ortak bölenlerinden, bak, ortak bölenlerinden en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni, yani EBOB denir. EBOB en büyük ortak bölen. Bölen bir sayı. İki tane sayı var. Bu iki tane sayıyı en büyük ortak bölen sayı kaçtır dediğimizde EBOB olacak. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en büyük ortak böleni EBOB AB şeklinde gösterilir. Tamam, mükemmel. Şimdi gelelim asıl sorulara. Soruları nasıl çözeceğiz? Bak, 20 ve 30'un EBOB'larını bulacağız. Bak arkadaşlar, bakın arkadaşlar, bak arkadaşlar ne? Bakın arkadaşlar, 20 ve 30'u en büyük ortak böleni bulmak için, şimdi şöyle bir şey diyelim, taktik de verelim. EBOB'u bulmak için sana bir tane bir bütün verilir. Bütün verirler size. Bütünden bir parça isterse o zaman bize ne gelecek? EBOB gelecek. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Şimdi 20 ve 30'un EBOB'unu nasıl bulacağız? Bak, 20 ve 30 yazıyorsun. Çizgini çektin. 2'ye böl. Burası 10, burası 15. Bak,
İkisini ortak böldüğü için. Çünkü zaten ortak bölmemizi istiyorlar. Ortak bölen en büyük sayı. Ortak bölen iki tane sayımız var. Bu iki tane sayıyı ortak bölen 2 bulduk. 2'ye böldüm. Burası 5, burası 15. Bak 2'ye bölmedi bu. İkisini ortak bölmedi. Sil gitsin bunu. 3'e böldüm. Burası 5, burası 5. Böldü mü? Bölmedi. Sil gitsin. Bak 5'e böldüm. İkisini de ortak böldü. O zaman bunu da alacağım. Ben diyebilir miyim? İkisinin 2 çarpı 5'ten 15 olarak bulabilir miyim? Bulabilirim. O zaman ben derim 20 ve 30'un en büyük ortak bölen 15'tir kardeşim derim. Bu şekilde EBOB bulunuyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir notumuz var. O notu da sizlerle hemen paylaşalım. Ne diyor? Birbirinin katı olan 2 veya daha fazla doğal sayının en büyük ortak böleni EBOB bu sayılardan küçük olana eşittir. Biliyorsunuz yukarıda kullandık. Yukarıda dedik ki ECOG'da en büyüğüydü. EBOB en küçüğü olacak. 2 katı bak. 2, 4. 4, 8. 16 katı bak ha, fark etmez. 10 katı olsun istiyorsanız. Mesela 2'ye 10 olsun mesela. 2'ye 100 olsun mesela. Sonuçta katı, değil mi? Burada ne diyecek? EBOB'u bizim için en küçük olan bizim için EBOB olacak. Bakın buradaki en küçükler. Mesela 4 ve 8'e bakalım. 4 ve 8'in EBOB'unu bulacağız. Bak 2'ye böldüm, bölündü. 2, 4. 2'ye böldüm, bölündü. 1'e 2. Bir daha bölmene gerek yok. EBOB buluyorsun zaten. O zaman 4 dersin. Mantık bu. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Hemen geçelim soru tiplerine bakalım. 16 kilogramlık ve 24 kilogramlık şeker birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak. Hiç artmayacak. Can alıcı söz. Niye silindin? Hiç artmayacak. Şekilde eşit ağırlık taşıyan poşetlere doldurulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç poşet gerektirir? Bak. 16 kilogram ve 24 kilogramlık şeker. Tamam. Bize bir bütün verilmiş ve bir bütün verilmiş ve bize parça isteniliyor mu? Bak, poşet gereklidir. Tamam, parça isteniliyor. O zaman hemen aklına EBOB gelecek. 2'ye böldüm. 8, 12. Bölündü mü? Al yuvarlak içine. 2'ye böldüm. 4, 6. Bölündü mü? Al yuvarlak içine. 2'ye böldüm. 3, 2. Al yuvarlak içine. Daha ortak böleni var mı? Bunların yok. Devam etmene gerek var mı? Yok. Zaman kaybı. Şimdi ne yapıyorsun? 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2'den hop 8'i yapıştırıyorsun. Yani diyorsun ki 16 kilogramlık ve 24 kilogramlık iki tane o şeker torbasını ortak bölen sayı 8'dir. Yani bizim poşetlerimizin kilogramı 8 olmak zorunda. Büyük poşetler var. Bizim için küçük poşet isteniliyor. Küçük poşetimiz kilogramı 8 olacak ki ikisini de ortak bir şekilde bölebilsin. Mantık bu. O zaman diyorsun ki şöyle kalemimin rengini evet pembiş yaptım. Mesela 16'yı 8'e böldün. 2 poşet. 24'ü 8'e böldün. 3 poşet. Toplamda kaç poşet gerekli? 2 artı 3'ten 5 tane poşet gerekli en az dediği için. Hemen aşağı indim. Yukarıdaki dikdörtgen bahçesinin etrafında köşelere elli kere yazmışım bahçeye. Köşelere de birer tane gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Buna göre bahçenin çevresinde en az kaç ağaç dikilebilir? Şimdi 60 metreye 50 metre. Bu ikisini ortak bölmek zorunda mı? Bölmek zorunda. İkisini ortak bölecek ki eşit bir şekilde hepsinin tek tek aralıkları eşit olacağı için biz ne yapacağız? Aralığı bulacağız. Öncelikle şu iki tane şuraların yani dikilecek o ağaçların aralığını bulacağız arkadaşlar. O aralığı bulabilmek için 60 ve 50'nin ECOG'unu değil EBOB'unu bulacağız. Çünkü ikisini ortak bölen bir sayı olması gerekiyor. Hemen geldim buraya. 60 ve 50'nin EBOB'u. 2'ye böldüm. 25. 30. 2'ye böldüm 15, 25. 2'ye bölünür mü? No. 3'e bölünür. Burası 5, burası 25. 5'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1. 2 kere 2 4. 2 2 kere 2, 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı şöyle 25 yazayım. Tabii ki biz ne yapıyoruz şu an? ECOG yapıyoruz. Ne yapacağız? EBOB yapacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu ilk önce böldük. Bunu aldık. 2'yi aldık. Tamamen böldüğü için 3'e bölmedik. Şurası da tamamen böldüğü için bunu aldık. O zaman bizim için EBOB nedir? 2 çarpı 5'ten 10'dur. Eyvallah. Aslında biz 10'la ağaçların arasındaki mesafeyi bulduk. Ağaçların arasındaki mesafe 10 metre olmak zorunda. 10 metre, 10 metre, 10 metre. Burası 60 metre değil mi arkadaşlar? O zaman ben geliyorum aşağıya. Şöyle aşağı, evet. Aşağıya ne diyorum? 60 bölü 10 diyorum. 6 tane geldi oraya. Şu uzun kenara. 50
bölü 10 diyorum. 5 tane de kısa kenara geldi. Toplamda ne oldu? 6 artı 5'ten 11 oldu. Ama bakın bir de burada var yani. Burada var. Şu kısım var. Bir de bu şu kısım var. Ben bunu bir de 2 ile çarparsam işte 11 çarpı 2 yaparsam 22 deriz arkadaşlar. Hemen aşağı indeyim. Soru tipi 3'ümüze bakalım. Şimdi verilen çubuklar eşit ve en büyük uzunlukta parçalara ayrılmak isteniyor. Çubuklar bu şekilde en az kaç parçaya bölünebilir? Eyvallah. Şimdi bölünme parça kısmını biliyorsunuz. Mesela düşün. Şöyle bir çubuk var arkadaşlar. Sen bunu mesela bir kere bölersen iki parçaya ayrılmış olur değil mi? Bir bölünmede. Tamam mı? Bölüm sorsaydı eğer. Bölme yani kaç tane bölüm işlemi yapabiliriz? Kaç tane bölme işlemi yapabiliriz deseydi o zaman daha farklı olacaktı soru. Şimdi ama bize diyor çubuklar bu şekilde en az kaç parçaya bölünebilir diyor. Tamam mı? Ne yapıyoruz? 150 ve 70'in hemen ebobunu alıyoruz. 150 ve 70'in ebobunu alıyoruz. Direkt bakın. Bu tür sorularda onlar eşit ya. Ona böl direkt. Şu sıfırları götür. İkisini de ortak böldü mü? Böldü. Başka ortak böleni var mı? Yok. O zaman biz diyebilir miyiz? 10 bu iki sayısının en büyük ortak bölenidir. 150'yi 10'a bölersen buradan 15 çıkacak. 70'i 10'a bölersen buradan 7 çıkacak. Ama en az kaç parçaya bölünebilir diyor. 7 parçaya böldük. Burayı da 15 parçaya böldük. Bu şekilde düşündüğümüzde buradan zaten toplama işlemi yaptığımızda sonucumuzu çıkaracağız arkadaşlar. 15 ile 7'yi toplayalım. 22 mi çıkıyor? Nerede benim kalemim? Ha, burada. Tam göremiyorum arkadaşlar. Benim gözler gitmiş. 15, 7'yi toplarsak 7, 5 daha 12 değil mi? Doğru hesapladım. 5, 10, 12, 22 olacaktır. Şimdi aşağı inelim. Hemen bakalım. EKOK soru kalıpları. Önemli. Parçadan bütüne istediğinde sen aklına ne gelecek? EKOK gelecek. Bölünen soruluyorsa EKOK. Ceviz, bilye, şekerler sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa EKOK. Zaman soruları EKOK. Öğrenci sıralara oturma soruları EKOK. Bir daha ne zaman birlikte çalar soruları EKOK. Dikdörtgen şeklindeki kartonlardan büyük kare elde ediliyorsa gene EKOK yapılacak arkadaşlar. Hemen aşağı indim. EBOB soru kalıpları var. Bütünden parçaya gidiliyorsa EBOB. Parçalamak ya da bölmek isteniliyorsa EBOB. Bölen soruluyorsa EBOB. Bidon, şişe, çuval gibi kitaplardan başka kaba ortak bir şekilde aktarılıyorsa EBOB. Tarla, bahçe, etrafların ağaç dikimleri, demir çubukların parçalara ayrılması gibi sorular ise yine EBOB kullanılıyor. Şimdi bizim için aralarında asal sayılar son kısımda arkadaşlar. Hemen aralarında asal kısımlara bakalım. Diyor ki, oğlum bu niye burada kaldı? Tamam hemen silelim. Vah silinmiyor da. Heh, gitti. Şimdi birden ve birden başka ortak çarpanı yani böleni olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar diyoruz. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. Aralarında asal sayıların EKOK'u sayıların çarpımıdır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Bakalım. Şimdi örnek vermek gerekirse birden başka ortak çarpanı olmayan mesela 2 ve 3. Bunlar aralarında asaldır. Sadece ortak çarpanı 1'dir arkadaşlar. Mesela 4'e 7. Ortak çarpanı nedir? 1'dir. Mesela 5'e 11. Ortak çarpanı 1'dir. O yüzden biz ne diyoruz? Bunlar aralarında asal sayılardır. Mesela 8'e 7. Mesela 10'a ne olabilir? 11. Bunlar aralarında nedir? Asaldır. Çünkü başka bölenleri yok. Birden başka bölenleri yok. Ne diyor? Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'dir. Evet çünkü ortak böleni 1 olduğu için arkadaşlar EBOB'u 1'dir. EKOK'u da bunların çarpımı değil midir? Mesela şöyle düşün. 2 ve 3. Aralarında asal mıdır? Asaldır. Bunların çarpımı bize EKOK'u verecek. 6. Bunların bölümleri yani sadece 1'e bölündükleri için de EBOB'ları da 1 olacak. Bunun EKOK'u verecek 6. EBOB'u da 1 olarak verecek. Şimdi ardışık sayılar aralarında asaldır. Evet mesela 1, 2, 2, 3, 4 ve 5, 6 ve 7, 8 ve 9, 10, 11 doğru mudur? 12, 13 doğru mudur? Doğrudur. Ben bu arada arkadaşlar asal sayıları sizlerle işledim mi? İşledim gibi değil mi? Şöyle bir yukarı kaydırayım bakayım. Asal sayıları işledik mi sizler? Yani ben not aldım diye biliyorum. Evet asal sayıları işledik. Şurada asal sayılarda küçük bir şey hatırlatma yapayım. Asal sayıları asal sayılar mesela örnek vermemişim asal sayılarla ilgili. Bir iki tane örnek vereyim. Mesela 2, 3, 5, 7, 11, 13 bu şekilde gidiyor. Mesela sen notun aklına gelmiyor. 6'nın katları biliyorsan 6, 12,
18 diye gidiyor. Mesela 1 eksi nedir? 5, 1 artı 7, 1 eksi 11, 1 artı 13, 1 eksi 17, 1 fazlası 19. Bak gördün mü? Asal sayıları bu şekilde elde edebiliyorsun. Bunu da hatırlarsan çözebilirsin. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki yarın yeni nesil soru çözümlerinde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.